Selamun aleyküm canlarım. Bugün de bahçemize geldik. Mantar topladığımız bahçeye. Kısa da olsa sizlerle birlikte beraber toplayalım canlarım. Şöyle. Ayrıklığın içinde daha çok canlarım. Külleş. Bunların altında daha hem rutubetlenmişler hem de nemli olduğu için mantarlar daha güzel soğuktan da kendini korumuş. Biz böyle topraksız bir şekilde almaya çalışıyoruz. Bundan sonra olanlar artık erimiş canlarım. Bunlar daha önceden olduğu için bunları örtmüştük zaten biz. Geçen de kardala yapmıştım mantarlarımızdan. Paylaşımımda da söylemiştim. Bazı insanlarımız karışmış diyor ablalarımız video. Burada bahçemizi toplamıştım. Oradan da hemen bahçemizde zaten mantarlarımız. Hemen tarlamıza geldim. Bir iki bölümünde böyle zeytin pirine attığımız yerde böyle yazın çok sulamıştık biz. Böyle mantarlaştırmıştık bu tarlayı. Mısırlarımız da böyle yere yattığı için şu şekilde köklerinin diplerinde nemden küften bu mantarlarımız çıktı. İşte canlarım bu yüzden karışık video olmuş dedi bazı ablalar. Ben de böyle sade mantar toplama videosu yapmak istedim. Bu sefer de herhalde yumurtalısını yapacağız. Çünkü yumurtalısını da biz çok seviyoruz. Mantarı yemekten geçtim. Böyle toplamasını daha çok seviyorum. Hem toplayıp hem çekeceğiz. Biraz belki güzel olmayabilir çekimimiz ama affınıza sığınarak çekimimizi yapacağız. Şöyle en ufak parçasını bile alacağız. Çünkü şöyle bak erimiş artık. Geçen de bunları kesmiştik canlarım. Bu sefer de bunları kestik. Bazılarını da bırakmıştım ben şöyle. Dediğim gibi mısırların köklerinde daha çok mantarlaşma olduğu için şimdi artık soğuklara kaldı, eriyorlar. Ama yazdan beri biz yiyoruz. Yazın suda suladık. Bol bol ama suyunu da verdiğimiz için çok güzel bir şekilde çıktılar. Yeni sene çıkar mı bu kemirede? Sulama olursa çıkar diye umuyorum yani. Mantarın tek derdi sulamak, nemli olmak. Hava nodos olması. Yani çıkmasına etkin. Biz yavaş yavaş şöyle şu kısımdakilerini, karşıdakilerin canlarını böyle keselim. Şöyle şurada var. Yavaş yavaş keselim. Sepetimizi taze taze dolduralım. Şöyle ayrıklığın içinde bakınız canlarım. Sizlere de göstereyim. Ama biraz bunlar erir gibi olmuş ama inşallah bunlar da hava iyi giderse büyürler. Üzerlerini örtelim. Şöyle ben bayağısını kestim. Yani eriyor dememin sebebi şöyle canlarım. Dondan gırağdan su gibi olmuşlar. Böyle. Üzerlerini örtmüştük. Hava soğuk diye. Yavaş yavaş çıkartıp keseceğiz. Ben topraklı olmamasına dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü suda arıtması çok zor. Hava da yağdır gittiği için köklerini yavaş yavaş temizleyelim. Şöyle öbürlerini ayıkladım ben. Şöyle büsbütün topraksız şekilde keseceğim canlarım. Yan tarlalarda da zeytin topluyorlar. Motorların sesi bunlardan canlarım. Şöyle alt kısımlarını güzel temizliyorum ki komple niye kesiyorsunuz derseniz şöyle erimişler canlarım zaten küçücükleri. Yoksa altı olduğu gibi ufak ama
Normalde hemen şeylerini kesiveriyorduk, büyüklerini. Ama maalesef eridiler artık. Biz de böyle hemen kesiyoruz. Şöyle sepetime yavaş yavaş ben koyuyorum. Ne kadar temiz toplarsak o da bizim için iyi. Şöyle. Bunlar da ayrı bir çeşit. Tek tek bırakmış olduklarımız da büyümüş. Bundan sonra bir daha toplar mıyız bilmiyorum. Çünkü artık Kasım ayına girdik. Canlarım şöyle. En ufak bile ziyan olsun istemiyoruz. Difrise de koyup sonra da yiyebiliyoruz bunları biz canlarım. Hiç de sıkıntı olmuyor. Yavaş yavaş ben toplayayım. Şöyle ayrıkların içinde daha çok canlarım. Külleş. Bunların altında daha hem rutubetlenmişler hem de nemli olduğu için mantarlar daha güzel soğuktan da kendini korumuş. Biz böyle topraksız bir şekilde almaya çalışıyoruz. Bundan sonra olanlar artık erimiş canlarım. Bunlar daha önceden olduğu için bunları örtmüştük zaten biz. Geçen de kardala yapmıştım mantarlarımızdan. Paylaşımımda da söylemiştim. Bazı insanlarımız karışmış diyor ablalarımız video. Burada bahçemizi toplamıştım. Oradan da hemen bahçemizde zaten mantarlarımız. Hemen tarlamıza geldim. Bir iki bölümünde böyle zeytin pirine attığımız yerde böyle yazın çok sulamıştık biz. Böyle mantarlaştırmıştık bu tarlayı. Mısırlarımız da böyle yere yattığı için şu şekilde köklerinin diplerinde nemden küften bu mantarlarımız çıktı. İşte canlarım bu yüzden karışık video olmuş dedi bazı ablalar. Ben de böyle sade mantar toplama videosu yapmak istedim. Bu sefer de herhalde yumurtalısını yapacağız. Çünkü yumurtalısını da biz çok seviyoruz. Mantarı yemekten geçtim. Böyle toplamasını daha çok seviyorum. Hem toplayıp hem çekeceğiz. Biraz belki güzel olmayabilir çekimimiz ama affınıza sığınarak çekimimizi yapacağız. Şöyle en ufak parçasını bile alacağız. Çünkü şöyle bak erimiş artık. Geçen de bunları kesmiştik canlarım. Bu sefer de bunları kestik. Bazılarını da bırakmıştım ben şöyle. Dediğim gibi mısırların köklerinde daha çok mantarlaşma olduğu için şimdi artık soğuklara kaldı, eriyorlar. Ama yazdan beri biz yiyoruz. Yazın suda suladık. Bol bol ama suyunu da verdiğimiz için çok güzel bir şekilde çıktılar. Yeni sene çıkar mı bu kemirede? Sulama olursa çıkar diye umuyorum yani. Mantarın tek derdi sulamak, nemli olmak. Hava nodos olması yani çıkmasına etkin. Biz yavaş yavaş şöyle şu kısımdakilerini, karşıdakilerini canlarım böyle keselim. Şöyle şurada var. Yavaş yavaş keselim. Sepetimizi taze taze dolduralım. Şöyle ayrıkların içinde bakınız canlarım sizlere de göstereyim. Ama biraz bunlar erir gibi olmuş ama inşallah bunlar da hava iyi giderse büyürler. Üzerlerini örtelim. Şöyle ben bayağısını kestim. Yani eriyor dememin sebebi şöyle canlarım. Dondan gradan su gibi olmuşlar. Böyle. Üzerlerini örtmüştük.
hava soğuk diye yavaş yavaş çıkartıp keseceğiz. Ben topraklı olmamasına dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü suda arıtması çok zor. Hava da yağdır gittiği için köklerini yavaş yavaş temizleyelim. Şöyle öbürlerini ayıkladım ben. Şöyle büsbütün topraksız şekilde keseceğim canlarım. Yan tarlalarda da zeytin topluyorlar. Motorların sesi onlardan canlarım. Şöyle alt kısımlarını güzel temizliyorum ki komple niye kesiyorsunuz derseniz şöyle erimişler canlarım zaten küçücükleri. Yoksa altı olduğu gibi ufak ama normalde hemen şeylerini kesiveriyorduk. Büyüklerini. Ama maalesef eridiler artık. Biz de böyle hemen kesiyoruz. Şöyle sepetime yavaş yavaş ben koyuyorum. Ne kadar temiz toplarsak o da bizim için iyi. Şöyle bunlar da ayrı bir çeşit. Tek tek bırakmış olduklarımız da büyümüş. Bundan sonra bir daha toplar mıyız bilmiyorum. Çünkü artık Kasım ayına girdik. Canlarım şöyle. En ufak bile ziyan olsun istemiyoruz. Difrise de koyup sonra da yiyebiliyoruz bunları biz canlarım. Hiç de sıkıntı olmuyor. Yavaş yavaş ben toplayayım. Sepetimize kestik canlarım. Şöyle çok tatlılar. Ama size bakınız ne göstereceğim. Şöyle o kadar küçükler ki bakınız. Yağmuru gördükçe de çıkıyorlar. İnşallah dondan erimezler de gene riskimiz olur. Bakınız canlarım. Küçücükleri biz böyle üzerlerini daha nemli şeylerle örtüyoruz ki soğuktan korusun. Kuş sesleri çok güzel. Cıvıl cıvıl. Daha önceden çıkanla erimiş. Su gibi olmuş canlar. Bunları bırakmıştık biz. Belki olursa diyerekten. Bazıları meydanda olduğu için erimişler. Bu kulacığın kökünü yerde bırakmak gerekiyor. Yavaş yavaş toplayacağız canlarım. Sert mi? Birazcık sert. Bunlar erecek gibi durmuyor. Şöyle biraz üzerlerini örtelim ki şey yapmasın. Özellikle böyle mısırlarımızın böyle mısır koçanlarımızın köklendi ve böyle şu nemli ve mantar oluşanlarda daha çok çıktı canlarım. Çünkü bundan altı daha böyle nemli olduğu için bir de ayrıklar altlandı. Özellikle. Şöyle şu ufak olan kalacak çünkü bayağı bir ufak. Şöyle yavaşça kökünü alacağız ki çamuru gitsin. Bakınız şu olan kemire zeytin pirinesinin kemiresi canlarım. Yazın sıcaktan kızdı kızdı yağlı olduğu için. Kızdı kızdı sıcaktan. Ondan sonra da böyle pamucuk yaptı. Pamucuklar da mantar yaptı. Böyle beyaz beyaz. Puf puf oldu. Onlar da dağıldı toprağa tabii ki.
Bunlar da böyle mantar oluştu. Biz olur mu ki diyorduk ama bu kadar da tahmin etmiyorduk yani. Yavaş yavaş. Gidelim. Şöyle geçende şunların olduğu yerde vardı. Ama biz bunları şöyle örtmüştük. Açılmış. Şöyle örtelim gene. Şöyle. Domateslerimizi gırağı eritti. Bazıları da hiç erimemiş. Görüyorsunuz. Hiç de erimemiş. Bunlardan da giderken alır gideriz. Hemen turşusunu kuracaksın canlarım. Hani gırağı vursa bile tuz onları pişire. Zararı olmaz. Ama böyle kızarsın, kalsın dersen belki dongura vuran yerleri eriyebilir. Biz yavaş yavaş basalaktan toplayalım. Görüyorsunuz bu işte bizim atmış olduğumuz pirnenin kemiresi. Bakınız. Şöyle bir mantar oluşuyor. Özür diliyorum çok çok. Bakınız. İşte bu mantarlardan, bu beyazlardan bu mantarlarımız oluştu. Bunları kesmeyeceğim. Sepete bir şey koymasını çok seviyorum canlar. Hem rahat oluyor, hem ezilmiyor. Şöyle kökünü keselim. Topraklı çünkü çok. Şöyle geçen de örtmüş olduklarımız. Şöyle yavaş yavaş sizlerle birlikte ben de yürüyorum. Şöyle örtmüştük üzerlerini. Şu şekilde. Küçüklerini bırakmıştık. Böyle birer tanesine. Yani çok da bırakmaya da gelmiyor. Dongura hemen eritiyor canlarım. Hiç anlamıyorsun bile. Bıraktığını pişman oluyorsun. Birazcık da büyük olsa hemen el avuca gelecek kadar oldu mu alıyoruz zaten hemen. Altından çünkü büyüyecek olursa görüyorsunuz altında şöyle. Altında buyur buyur var zaten. Düşmüş. Yavaş çık, yavaş çık. Gene örtelim. Bunlar birazcık daha ufak. Öyle. Geçen de buradan kesmiştik. Kökleri duruyor. Görüyorsunuz. Ve şöyle şunlar büyümüş. Onları alacağız. Kütür kütürle. Havada şimdi yumuşak. 2-3 gündür soğukta mı? Şöyle yavaşçık alacağız. Şöyle. Biz köklerini kesmedik görüyorsunuz. Bunu kestik aldık. Burada tekrar oluştu. Çünkü kökünü almayınca tekrar oluşuyor diye duymuştuk. Dediğimiz gibi sizlerle birlikte benimle birlikte sizler de gördünüz. Bak şöyle kesmemiştik biz kökünü. Şöyle bu önceden kalan kökü. Ama şuradaki yeni çıkanlar canlar. Biz keselim.
toplayarak geldik canlarım. Yavaş yavaş artık sonuncuları kesiyorum ben. Şöyle. Ben topladıkça çok hoşuma gidiyor. İnşallah sizler de böyle videomu seyrederken zevkle izlersiniz. Topraklı olmasını istiyoruz. Şöyle. Canlarım görüyorsunuz. Ters ters düşüyorum ki şey yapmasın. Soruyorlar böyle attığım için YouTube'a WhatsApp'a canlarım. Nasıl yetiştirdin? Nasıl yaptın? Yani biz yetiştirmedik ama dediğim gibi hep bak görüyorsunuz canlarım. O kemire her yerde var. Kamyonlar da olsa atmıştık. İşte yazında burayı zarzavatlağımıza ektiğimiz için sulama olduğu için mantar oldu. Pamucuk yaptı böyle. O pamucuklar böyle toz toz oldu. Genizimize bile kaçtı. Çapa gazarken hapşutturdu, tiksittirdi. Benim de alerjim olduğu için toza karşı hep akşam üzeri geldim gazdım. Sulağımız kesileceği zaman da ben artık buranın mısırı biçilince aç aç verdim vanaları, aç aç verdim bir daha su görmeyecek diye. O zaman da havalarımızda nodos olduğu için suyu da bol gördü. Aa, bir de geldik canlarım. Yani kabaklarımızı açmıştık suları bol bol açması sulansın diyerekten. Bir de geldik ki tarla böyle çamur olmuş. Çamur olunca mantar oldu. Mantarlardan da bu kulacıklarımız çıktı canlarım. Şöyle. Ama dediğim gibi böyle mantar tozlaşmalardan ötürü çıkar diye duymuştuk ama böyle olacağını da hiç zannetmiyorduk. Nasibimiz varmıştı. Bizimle birlikte eşimiz dostumuz da yiyor. Allah kabul etsin. Şöyle. Üzmeden, kırmadan ben kesmeye çalışıyorum. Şöyle. Önceden bu mantarla kabak çürüklerinin diplerinde çıkarmıştı. Pazarlarda da satılıyor. Ben her zaman tabak içinde alırım canlarım. İstiridye mantarı diye de geçiyor yani. Bunlar. Ben telefondan tarayıcıya şöyle bir attım. Bunun fotoğrafını. Aynısını şey olarak gösterdi bana. İstiridye mantarı diyerekten gösterdi yani. Bir siyahı var, bir beyazı var, bir kahverengisi var. 2-3 çeşit canlar. Şöyle. Şu da beyazı mesela. Şu şekilde. Şöyle sepetimizi sizlere göstereceğim. Artık toplamamız da bitti. Umarım canlarım severek ve beğenerek izlersiniz videomu. Bakın sepeti de göstereyim sizlere. Bakınız canlarım sepetimizi de doldurduk. Artık bir videonun daha da sonuna geldik canlarım. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.